Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Bugün yine çok keyifli bir konu ele alacağız. Nafiz Küçük Dağdelen hocamla Selçuklu sanatını konuşacağız. Selçuklu şaheserlerini konuşacağız. O yüzden çok keyifli olacağını düşünüyorum. Birazdan Nafiz hocamı davet edeceğim söyleşi için. Arkadaşları da bekliyorum. Bu arada çaylarınızı ve kahvelerinizi almayı unutmayın lütfen. Özellikle Selçuklu sanatında ön plana çıkan noktalar, Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular arasındaki sanatsal anlamda farklılıklar neler? Bunun gibi sorular soracağız hocama. Evet, hocamı davet ediyorum yayına. Hemen. Gelen arkadaşlara da merhabalar. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Evet, Nafiz hocamı davet ettim. Evet, bağlanıyoruz şu anda. Nafiz hocam özellikle Türk İslam sanatı üzerine çalışmalar yapıyor kendisi. Bu alanda uzmanlaşmış bir isim diyebilirim. Özellikle Selçuklu sanatını konuşmak istedik kendisiyle. Selçuklularla alakalı bize önemli püf noktalar verecek. Evet, Nafiz hocam bağlanamadı. Sanırım ufak bir bağlantı hatası oldu. Hemen bir daha davet edelim. Hocam merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Meleha Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Arkadaşlarımız birazcık geciktiler, gelmeye başlarlar. Beklerim isterseniz 1-2 dakika. Olur, benim için mahsur yoktur. Tamam, ben de biraz sizden bahsettim. Özellikle Türk İslam sanatı üzerine araştırmalarınız olduğunu söylemiştim. Nafiz hocam. Bu akşam Selçuklu sanatını konuşacağımızı belirttim. Yayına bağlanmadan önce, evet arkadaşlarımız geliyorlar. Merhaba tekrardan herkese. Bu arada güzel de bir haber aldık Türkiye olarak. Tokyo Olimpiyatlarında Mete Gazoz altın madalya getirdi ülkemize. Tebrik ediyoruz onu da. Yine Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldiler. Bizi çok heyecanlandırdılar, çok mutlu ettiler. Tebrik ediyoruz. Söylemeden edemeyeceğim. Ama ben çok heyecanlıyım hocam. Böyle derecesine takip ediyorum Filenin Sultanları'nı. Bazen stres oluyorum. Stresten 2-3 gün baş ağrısı çekiyorum. O yüzden de tebrik etmek istedim buradan. Evet, özellikle bu yangın son günlerdeki yangınların üstünde böyle sevindirici haberlerin olması ülkemiz açısından, halkımızın morali açısından da iyi tabii. Aynen öyle hocam. Arkadaşlarımız gelmeye başladılar. Biz yavaş yavaş başlayabiliriz. Sesimiz geliyor mu? Görüntümüzde bir sıkıntı var mı? Lütfen arkadaşlar yorum kısmına bize böyle arada bildirim yapsınlar. Biz tabii iki tarihçi olunca böyle konuşmaya kaptırabiliriz kendimizi. Çünkü tarihçiler çok konuşur hocam. Haliyle de kendimizi kaptırırsak bizi bir uyarın. Yani ses gelmiyor, görüntü gitti şeklinde. Ya da sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Başlayalım mı hocam? Olur tabii. Sorularınızla başlayabiliriz. Tamam, o zaman size birkaç soru hazırladım. Arkadaşların da gönderdiği sorular var. Onları da yönlendireceğim. Nafiz hocam, şimdi Selçukluların öncelikle Türk tarihimizdeki yeri, önemi çok kısa bundan bahsedebilir miyiz? Daha çok tabii ki sanatına değineceğiz ama şimdi Selçuklular deyince Türk tarihindeki yeri ne olacak? Yani nasıl algılamak gerekir? Bize bahsederseniz çok sevinirim hocam. Tabii Selçukluların ortaya çıktığı çağ gerek İslam açısından gerek Türk dünyası açısından oldukça karmaşık bir çağ. Özellikle İslam'da mezhepsel olarak herhangi bir birlik yok. Ama tabii Selçukluları asıl önemli yapan 11. yüzyılda başlayıp 15. yüzyıla kadar devam eden göçebe fatihlerin ilk olmaları. Yani Orta Doğu demografisini, bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye'yi, Anadolu'yu,
Azerbaycan'ı, Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, buraları Türkleştiren, bugün bu saydığım ülkelerdeki Türk nüfusunun büyük çoğunluğu Selçuklu göçüyle birlikte, Selçuklu çağıyla birlikte buraya gelmiştir. Tabii burada iki önemli coğrafya var Selçuklular deyince. Birisi Mikail'in soyundan gelen, Selçukoğlu Mikail'in soyundan gelen Tuğrul ve Çağrı beylerin üzerinde devlet kurdukları İran. Bir de Selçuk'un diğer oğlu olan İsrail'in soyundan gelen kutalmış olduğu Süleyman Şah'ın Anadolu'da kurmuş olduğu Türkiye Selçukluları. Tabii Bu şimdi ikisi Selçuklular deyince aslında tek bir Selçuklu yok. Büyük Selçuklular var, Türkiye Selçukluları, sizin dediğiniz gibi başka Selçuklu kolları var. Evet hocam, buyurun. Irak Selçukluları, Irak Kirman Selçukluları. Tabii bunlar yıkıldıktan sonra Salgulular, Atabekler. Bunlar daha da çoğaltılabilir. Tabii biz temel olarak iki Anadolu Selçuklu ve İran coğrafyasındaki Büyük Selçuklu'yu baz alalım. Mesela özellikle Anadolu açısından düşündüğümüzde Çağrı Bey'in takriben 1015, 1020, kimi tarihçilerce 1016, 1021 tarihinde tekabül eden Anadolu seferi var. Kars'tan Türkiye'ye girdiği. Buraları Türkmenler için uygun bir yaylak olup olmadığı yolunda bir seferi var. 2021 yılında olduğumuzu düşünürsek tabii bu seferin 1000. yılını doldurmuş oluyoruz. Bu Malazgirt Zaferi'ne 50-60 yıl öncesini tekabül ediyor. Mesela Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki en eski iki belgeden biri Yağan Paşa Vakfiyesi. Bu şahıs İran'dan Kirgan kalkıyor, yola çıkıyor. Zengin bir tüccar. Erzurum'a geliyor. Pasinlere. Orada bir vakıf kuruyor. Küçük bir zaviye yaptırıyor. Cami yaptırıyor. Çeşme yaptırıyor. Hem de sebebini şöyle diyor. Buraya geldim ve Gürcü bir krallık buyruğu altında içime çok dokundu. Gürcü kralı bu köyü satın aldım. Sonra da burayı vakfettim diyor. Bu 48 tarihli. Yani Malazgirt'ten de önce. Tamamladık diyebiliriz. Önemi budur. Yani tarih açısından önemi ise İslam fethiyle beraber, Arap akınlarıyla beraber İran'daki Selçuklular gelene kadar geçen 400 yıllık süreçte mimari sanatsal bir atılım gerçekleşmiyor. Hem Emeviler hem de Abbasiler eliyle. En büyük sıçramayı Selçuklular yapıyor. Bunu da kadim İran'ın mimari geleneğini, devlet geleneğini hem Türk devlet geleneğiyle hem de İslam geleneğiyle özellikle halifeyle olan ilişkileriyle bağdaştırıyor ve ortaya muazzam bir miras çıkıyor. Evet Diyelim hocam, ki sanata İran. geçmeden önce Evet. şu o zaman anladığımız kadar, yani Selçukluların siyasi tarihine baktığımızda çeşitli bölgelere geliyorlar. İşte Anadolu'ya gelenler, biraz daha güney İran bölgesine gidenler var ve geldiklerinde de tabii ister istemez bazı mimari çalışmalar göreceğiz. Özellikle vakıf kültürü anladığım kadarıyla Selçuklularda ilk etapta gelişme gösterecek. Yani Tuğrul ve Çağrı Beylerle başlayan Anadolu'ya akınlar ardından da yerleşme sürecini getirecek. Peki Selçuklu sanatına baktığımızda ayırt edici, belirgin anlamda neler söyleyebiliriz? Aslında biraz başladınız anlatmaya, işte Emevilerden çok kısa bahsettiniz ama yani biz Selçuklu dediğimizde, Selçuklu sanatı dediğimizde böyle damga vuracak ayırt edici özellikler veya benzerlikler neler diğer Türk devletleriyle veya komşu devletlerle hocam? Buyurun. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi İran'da 400 yıl boyunca hiçbir hareketlilik yok. Zaten sanat tarihinin mevzusu da üsluplar olduğu için yani eğer bir üslubunuz yoksa devlet olarak sanat tarihi sizinle muhatap olmaz. İşte İran'da ilk defa Selçuklular eliyle belli bir üsluptan bahsedebiliyoruz.
Mesela bir Selçuklu Kubbesi'nden bahsedebiliyoruz. Ya da bir Selçuklu minaresinden bahsedebiliyoruz. Mesela bu dönemde Selçukluların icat ettiği bazı teknikler var. Özellikle Çin'i sanatında minayi tekniği var. Yedi renkli bir teknik. Sıraltı sürüstü tekniklerin birlikte uygulandığı bir teknik. Mesela bu Selçuklular döneminde keşfedilmiştir. Çin sanatı. Bu gibi Öyle mi Çin hocam? sanatı, evet. Çin sanatında bir teknik. 4-5 tane teknik vardır Çin sanatında. O tekniklerden biri de minayi sanatıdır. Çok renkli, çok biraz çetrefilli bir tekniktir. Bu tabii büyük Karmaşık Selçukluların motifler var. renk çeşitliliği var. Şimdi Çetrefilli deyince normalde sırın altını sürüyorsunuz renkleri, sonra fırınlıyorsunuz. hı. O fırının sıcaklığına göre renkler belli bir kıvam oluyor. Bunda sırın altına ayrı bir renk sürüyorsunuz, sırın üstüne daha az dayanıklı renkleri sürüp öyle fırınlıyorsunuz. Bu yönden tabii zor oluyor. Zor bir teknik. Anadolu Selçuklulara baktığımızda da Çin mozaik tekniğinde mihraplar var. Bu sadece Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülüyor ve onların ardıcılarından geç dönem beyliklerde görülüyor. Bu Çin mozaik tekniğindeki mihraplar sadece Anadolu Selçuklulara özgü. Bu da Anadolu Selçukluların keşfi. Türk İslam sanatının katkısı açısından. O Çin'in mozaik tekniğinde de Çin'in plakaları kesiyorsunuz istediğiniz motife göre. Sonra onları harçla birleştiriyorsunuz. Bunu monte ediyorsunuz. Bunun en güzel örneği Beyşehir Eşrefoğlu Camii'ndedir. Ben de Konya'da. tam onu soracaktım hocam. Örneğini görebileceğimiz bir yer var mı diyecektim ki siz söylediniz. Bir daha söyleyelim isterseniz. Beyşehir. Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin mihrabı güzel bir örnektir. Konya, Ben de not alıyorum bu arada. Ankara Arslanhane Camii vardır. Yaklaşık Ankara'dan 30-40 arkadaşlar cami. var bu arada aramızda. Büşra hocam da katıldı. Müverrihane ekibi burada. Çok selamlar. Ankara'yı bir daha söyleyelim hocam o zaman. Ankara'da Arslanhane Camii'nin mihrabı vardır. O da Çin mozaik tekniğidir. Orada ayrıyeten bir de alçı da uygulanmıştır. Alçı ile beraber Çin mozaik tekniği. Bu neredeyse bunun başka bir örneği yoktur. Üzerinde hatta ejderha motifi vardır mihrapta. Çok enteresan. Türk mitolojisiyle alakalı. Ben not alıyorum hocam. Bu arada o zaman Birinci Ankara'daki Ulu Cami. arkadaşlardan fotoğraf bekliyoruz. Ankara'da Arslanhane Camii'ne gidip hem mihrabının fotoğrafını bekliyoruz hem de o ejderha motifinin fotoğrafını bekliyoruz hocam o zaman. Buradan onlara çok selamlar. Madem biz Gidip söyledik, göreceğiz. onlardan da fotoğraf paylaşım bekliyoruz en kısa zamanda. Evet. Birgi Ulu Cami mihrabı da Çin mozaiği tekniğinde uygulanmış bir şeydir, mihraptır. Pergamon Müzesi'nde Türkiye'den, Konya'dan çalınıp götürülen bir tane Çin mozaik mihrap vardır. O da güzel bir örnektir. İstanbul Çinili Köşk Müzesi'nde yine İbrahim Bey'in imaretinin mozaik tekniğinde yapılmış güzel bir örnektir. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeydi yanlış hatırlamıyorsam, değil mi hocam? Evet. Evet, Fatih'in yaptırdığı Doğu üslubunda İran Turan üslubunda yaptırdığı köşktür. Tamam, çok teşekkürler Orada hocam. tabii ki Minyatürlerden farklı bahsedecek miyiz hocam? Buyurun. minyatür sanatı da yine Türk İslam sanatında Selçuklularla başlatılıyor. Fatimiler döneminde bazı resim parçaları var. Tabii bunlar değerlendirme alınacak tarzda geniş kapsamlı olmadığı için, küçük ölçekte olduğu için başlangıcı Selçuklularla başlatılıyor. Tabii ilk örnekler 12. 13. yüzyıldan Anadolu ve Irak coğrafyasında resmedilmiş bu minyatürler. Mesela Dioskorides'in tedavi kitabı var bir tane. Bu büyük ihtimal Süryanice'den Arapça çevriliyor ya da Yunanca'dan olabilir. Aynı şekilde Galen'in Kitab-ı Tiryak var. Zehirlenmelerle alakalı bir kitap. Bunlar tabi ilmi kitaplar.
Burada tabii Bizans üslubunun etkisi daha çok. Bizans figürü. Hı. Mesela Onu soracaktım hocam. Mesela Selçuklular Bizans sanatından ne derece etkilenmişler? Şimdi ister istemez devletler ya komşularından ya yerleştikleri coğrafyadaki daha önceki uygarlıklardan etkileniyorlar. Şimdi Evet. Selçuklular Bizans sanatından ne oranda etkilenmişler? Mesela Osmanlı'da şeyi görüyoruz ya hocam, bir kilise fethedilen bir yerdeki kilise camiye çevriliyor. Dolayısıyla o kilisede hem Osmanlı izlerini de görüyoruz ama bir yandan da girdiğinizde burası cami ama biraz farklı hissettiriyor size. Yani daha önce kilise olduğunu bir şekilde anlıyorsunuz yapısından. Şimdi Selçuklularda ne derece Bizans etkisi var hocam? Tabii Selçuklular üzerinde Bizanslıların genellikle detaylarda etkisi olabilir. Sadece Bizans'ta da kalmıyor bu. Ermeni ve Gürcü mimarisinin aslında etkisi Bizans'tan daha fazladır mimaride. Dedim ki Bizans'ın etkisi minyatürlerde görülüyor Selçuklu sanatında. O da dediğim gibi saydığım eserlerde. Mesela Nasreddin Sivasi var. Onun bir tezkeresi var. 1270-80 yılları civarında yazdı. Oradaki figürler Uygur tipi dediğimiz çekik gözlü, mahru dediğimiz, küçük dudaklı, küçük burunlu tipler değil de Bizans tipinde iri gözlü. Sivasi'nin tezkeresi bu şekilde. Sonra Es-Sufi'nin sabit yıldızları var. O da yine orada da yine Bizans resim üslubundan bir etkilenme var. Figürler Türk üslubundan ziyade Bizans üslubuna benziyor. Asıl bence Selçuklu minyatür sanatın şaheseri Varka ve Gülşah yazmasıdır. 1250 civarında Konya'da resmedilmiştir. Bir de biz Konya'da resmedilen yani Türkiye'de resmedilen pek fazla bu Sivasi'nin tezkeresi büyük ihtimalle Kayseri'de resmediliyor. Bu Varka ve Gülşah Konya'da. Hoylu bir sanatçı tarafından yapılıyor. Hoy bugün İran sınırını geçtiğinizde karşınıza çıkan ilk büyük şehir merkezi. Tebriz'e yakın. Yaklaşık 2 saat sonra da Tebriz'e varılıyor oradan. Hoy'dan gelmiş bir sanatçı tarafından resmediliyor. Figürler Uygur tipi dediğimiz böyle çekik gözlü. Kıyafetleri de giyim kuşamı da o dönemin Türk toplumuna uyan tarzda. Saçlar uzun. Saçlar uzun şekilde. Kadın ve erkek figürler arasında ayrım yapmak zor. Bunlar Türk minyatür sanatının özelliklerinden biri. Varka ve Gülşah mesnevisi Ayuki tarafından yazılan bir mesnevi. Gazneli Sarayı'nda yaşamış bir şair. Emeviler döneminde geçen bir aşk hikayesini kendisi bazı eklemeler yapıyor. Mesela savaşlara ekliyor. Sonra Hazreti Muhammed için içine giriyor. Normalde gerçek hikayede Hazreti Muhammed yok. Çünkü zaten hikaye 670 yılını geçmiş. Hazreti Muhammed'i ekliyor. Ve ilanda da bahsettiğimiz gibi Hazreti Muhammed'in en erken tarihli tasviri burada yer alıyor. Tabi burada kutsal bir kişi olarak değil Hazreti Muhammed. Hikayenin sonunda Şam Şahı Varka ve Gülşah'ın öldüğünden, işte ikisinin birbirine çok delicesine aşık olduklarından, aşklarına dayanamayıp ikisinin de arda arda öldüğünden bahsediyor. Hazreti Muhammed de bunun üzerine dua ediyor ve 40 yılda mutlu mesut yaşıyor Varka ve Gülşah. Hikayenin sonunda geçiyor Hazreti Muhammed. Tabi bu Varka ve Gülşah mesnevisi Fars edebiyatında da önemli çünkü ilk aşk konulu mesnevi olarak da geçiyor. Bu yüzden Fars edebiyatı için de önemli Varka ve Gülşah. Minyatürlü yazma da Varka ve Gülşah'ın tek minyatürlü yazması. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Yani Hocam işte onu bir benim daha söyleyelim mi? Çok önemli bir bilgi verdiniz çünkü. Varka ve Gülşah Mesnevisi ile alakalı bugün Topkapı Sarayı'nda minyatürdeniz. Onu bir daha söyleyin hocam. Çok önemli bir nokta. Ben de not alayım bu arada. Minyatürlü tek yazması. Resimli minyatürlü Varka Gülşah Mesnevisi'nin tek minyatürlü yazması. Topkapı Sarayı'nda bugün öyle mi hocam? Topkapı Sarayı'nda. Tesadüfen bir Afgan
yetkili müze görevlisi tesadüfen gelirken orada Gazneli Mahmut'un adını okuyor. Çekiyor rastgele Mesnevi, bir bakıyor Farklı ve Gülşah. Ya çünkü hocam ben öğrenciliğim sırasında çok gittim, biliyorsunuz Marmara mezunuyum, haliyle imkanlarımız vardı, hatta bazı dersleri orada bile işledik ama hiç dikkatimi çekmemiş, o yüzden bu verdiğiniz bilgi çok önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum. Yani defalarca gittik ama hiç bunu fark etmemiştik, teşekkürler bu Tabii bilgi bu için. kütüphanede saklandığı için oralara giriş Ha, kolay şey, olmuyor. Arşivde ziyaretçilere açık saklanıyorlar. değil, anladım, tamam. Yok, Çünkü ziyaret orada değil. yazma eserlerde sergilendiği bölüm var, işte Fırkayı Şerif odası falan var ya hocam, o yüzden sergileniyor mu gibi düşündüm. İyi, o zaman Yok. dikkatimizi çekmemesi normalmiş hocam, bizden Yani kaynaklı değilmiş, buna da sevindim o halde. öyle herkes göremiyor. Ender, Anladım, anladım. unik bir eser. Anladım. Belki ileride sergilenir böyle camekanlı bir şekilde, korunaklı bir şekilde. Bizler de görmüş Şöyle oluruz. sergi olur mesela, bir Selçuklu sergisi olur. O zaman Müthiş olur. ödünç verilir. Orada Hı. görülebilir, o şekilde görülebilir. İnşallah hocam. Evet hocam, böldüm. Buyurun. Yani tasvir sanatı bu şekilde. Tiyatro Hı. sanatı. Peki. Hocam bir soru geldi. Ahmet hocamdan, sevgili Ahmet Salman'dan çok selamlar ona da. Çok sevdiğim bir arkadaşım, çok sevdiğim bir dostum, çok sevdiğim bir hocam. Diyor ki bize, Selçuklu mimari sanatında astrolojik figürler var mı diyor. Rastladınız mı hocam? Evet, astrolojik figürler var. Özellikle burçlarla alakalı. Hmm. Mesela Dicle Köprüsü'nün ayağında bu gibi astrolojik figürler var. İkizler burcu, boğa burcu, balık burcu gibi figürler var insan bedeninde. Ya bu birçok yerde var. Yani Hı. ha, bir de yeri gelmişken belirtelim. Bu mesela İran'la Anadolu'daki Selçuklu sanatın farkından bahsedecek olursak, Evet İran hocam. Anadolu'da hem taş malzeme var. İran'da tuğladayken Anadolu'da taş oluyor. Ve çok zengin bir figür süsleme sanatı var. Figüre Hı çok hı. fazla yer veriyor. Biraz önce de bahsettim. Mihrap, caminin mihrabında ejderha figürüyle karşılaşabilirsiniz ya. Anadolu Selçuklu sanatında. Hocam, peki Selçuklulara geldik ya O yine. Kubbe mimarisiyle alakalı bir soru soracaktım. Kubbe Şey, mimarisinin o kökeni soruya hakkında. geçmeden o soruya Buyurun. geçmeden önce ben Ahmet için pek tatmin edici bir cevap olmamış olabilir. Ahmet Çaycı'nın Anadolu Selçuklu sanatında burç tasvirleri diye bir kitabı var. Oraya Onu bakarsanız da not alalım oradan. hocam. Ekleyeyim ben de post kısmından paylaşırken. Ahmet Çaycı'nın dedin. Evet. Evet, Ahmet Çaycı'nın eseri var. Anadolu Selçuklularda burç tasvirleri diye, burç ve gezegen tasvirleri diye. O kitapta gerçekten detaylı bir şekilde burç ve gezegenleri işlemiştir kendisi. Sanırım Evet, diziydi, sonradan okunacaklar kitaplaştırdı. listesine ekledim. Teşekkürler hocam. Kitap önerisi diye bunu da paylaşalım. Evet hocam, buyurun. Sorunuz vardı bir. Heh, geçebiliriz Şu isterseniz o kısımda yani. soruya. Soru şu hocam. Özellikle Selçuklular deyince kubbe mimarisinin İşte kökeni merak ediliyor. Yani Selçuklularda kubbe mimarisinin kökeni hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Kısmen bahsetmeye başladınız ama hani böyle kısaca tekrar bahsederseniz sevinirim. O zaman öncelikle bir Selçuklu kubbesinin tanımını yapalım. Evet, Selçuklu lütfen. kubbesi kübik bir alt form üzerinde, genellikle sekizgen ya da 16'gen kasnak üzerinde sivri bir kubbeden müteşekkil. Dışarıdan gayet oldukça sade, içeriden de süslüdür. Hafif sivri kübik alt gövde üzerinde yükselen bir kubbedir. Tabii Selçuklular kubbe mimarisini İran'da zaten köklü bir kubbe mimarisi ve eyvan mimarisi biliniyor. Bunlar kadim İran'ın mimari unsurları. Fakat ondan önce zaten Karahanlı ve Gazneliler'de de kubbe var. Hı. Tabii en eskisini dayandıracak olursak kaynak olarak Uygurları verebiliriz. Çünkü Uygurların stupaları var. Budist tapınakları.
Onların kubbeleri Selçuklu kubbesine nazaran daha yüksektir ve biraz daha yuvarlaktır. Kaynak olarak Uygurları verebiliriz ve İran'ın kadim mimarisini verebiliriz. Tabii Selçuklular bu iki kaynağı nasıl değerlendirmiştir? Şimdi Ribat Mahi diye bir kervansaray var, 1020 tarihli. Orada dört eyvanlı bir kervansaraya kubbe ile eyvanın birleştiğini görüyoruz orada. Bu Sasaniler dönemindeki Servistan Sarayı'nda da var. Yani Türklerden önce İran coğrafyasında da vardı. Fakat Türkistan mimarisinde ilk olarak Gazneliler bunu kullanıyor. Kubbe eyvan birleşimini. Aynı şekilde Leşkeri Bazar Sarayı'nın camisinde de ilk defa mihrabünü kubbesini görüyoruz. Kısacası Türkler İslam kültürü dairesine girdiği andan itibaren kubbeyi kendilerine bir problem olarak ele almışlardır. Yani kubbe en başından beri vardır. Gazneli ve Karahanlılarla birlikte başlar. Selçuklular bunu daha da geliştirir. Daha sonra bu Artuklular vesilesiyle Silvan Ulu Camii'nde yine mihrabünü kubbesi, fakat içeriden ve dışarıdan daha da yapıya hakim bir şekilde. Sonra Manisa Ulu Camii vardı Saruhanlıların. Daha sonra Edirne Üç Şerefeli, Fatih bu şekilde devam ediyor ve en son nihayetinde de Sinan'la beraber Selimiye'de Türkler kubbe problemini çözüyor. Yani Uygurlara kadar dayandırabiliriz, Uygurlara Budist kadar mabetlere tabii. kadar. Ama tabii ki Mimar Sinan'la birlikte de zirveye ulaştı diyebiliriz, değil mi hocam? Çünkü Mimar Sinan önemli Evet. bir isimdi mimari konusunda. Şey de vardı hocam, hani bu göçebeliğim var diyor, işte çadır kültürünü mimariye de yansıtmışlar gibi bir algı da vardı Türk sanatı hakkında, mimarisi hakkında. Buna katılıyor musunuz? Elbette çadırın da büyük etkisi var. Mesela Gülpayegen Cuma Camii vardır, Selçuklu eseri. Onun kubbesi çadırı çok benzer. Fakat esas etkisi kümbet mimarisinde olmuştur. Mesela Ratkan kümbeti vardır, 1205 tarihli, Horasan'da, İran'da. Gövdesi yivlidir, üstü külah örtülüdür. Külahın altında tabii ki bir kubbe vardır. Bu mesela o dönem İran coğrafyasını ziyaret eden seyyahların notlarında tıpkı Ratkan gibi kümbetine benzer çadırlar tasvir ediliyor. Yani oradan anlıyoruz zaten çadır mimarisinin kümbet mimarisine doğrudan bir etkisi olduğunu. Peki, teşekkürler hocam. Tabii kısmen söylediniz ama ben yine soracağım. Şimdi Selçuklu şaheserleri dediğimizde, yani sizin noktayı nazarınızdan baktığımızda aklınıza ilk gelen eserler hocam, nokta dışı şu şu şudur dediğiniz eserler var mı, böyle aşırı sempati beslediğiniz ya da beğendiğiniz bir çalışma? Benim şahsen sadece Selçuklu sanatını değil, tüm Türk İslam sanatında en çok beğendiğim cami İsfahan Cuma Camii'dir. Ondan sonra bir de İzmit Yeşil Camii'ni severim. Tabii o konunun dışında. İsfahan Cuma Camii kendisi, biraz önce de bahsettiğimiz gibi kendisinden önce gelen kadim İran'ın eyvan ve kubbe mimarisini Karahanlı ve Gaznelilerin tecrübe ettiği birikimle birleştirip o döneme kadar, yani 400 yıl boyunca İran hükmetmiş olan Emevi ve Abbasi döneminde hiçbir yenilik getirilmemiş can mimarisine anıtsal bir boyut kazandırıyor. İsfahan Cuma Camisi bu yönden önemli. Dört eyvanın, mihrabın kubbesinin, Revatlı avlunun kullanıldığı ilk yapı. Fakat burada farklı bir görüş daha var. 1135 tarihli Zevvare Ulu Camii var. Kimi araştırmacılar İsfahan Cuma Camii'nden önce ilk defa bu camide dört eyvanlı, mihrabönü kubbeli, Revatlı avlunun uygulandığını söylüyorlar. Tabii en eski bölümü İsfahan Cuma Camii'nin 1080, tahminen tabii kitabede 1080 yazmıyor ama tahminen 1080'i tarihlendiriliyor. Nizamülmülk'ün kubbesidir. Burada tüm dünya mimarisinde en erken tarihli tuğla kaburgayı görüyoruz.
tuğladan kaburga. Kubbeyi sağlamlaştırmak için adını kullanılan bir yapı elemanıdır kaburga. En erken tarihli tuğla kaburga buradadır. Bunun karşısında 1088'de Terken Hatun adına yaptırdığı Melikşah'ın bir de Terken Hatun kubbesi vardır. Bu da yine posta paylaştığımız gibi Türk mimarisinde altın oranın kullanıldığı bir yapıdır. O altın oranını da kısaca bahsedebilirim isterseniz. Evet hocam lütfen. Evet onu da ben de ekleyeyim tekrardan notlarıma. Yani altın oran. Evet hocam buyurun. Ne kadar anlaşılır bilemiyorum ama. Görünüyor hocam şu anda. Görüyoruz ekrandan. Buyurun. Burası Nizami Mülk Kubbesi. Bu da önündeki eyvan. Şimdi eyvan dediğimiz şey üç yönden kapalı. Şöyle üç yönden kapalı. Bir yanı dışa açılan. Üstü tonoz ya da kubbeli örtülü yapı birimi. Bu yapıya anıtsallık katıyor. Bu Selçuklulardan önce İran hükmetmiş olan İslam devletleri hiçbir tarafından kullanılmamış. İlk defa Selçuklular tarafından tatbik ediliyor. Bir cami. Karahanlı ve Gaznelilerde ise sivil mimaride uygulanılıyor. Sarayda uygulanılıyor. Leşkeri Bazar Sarayı'nda, 3. Mesud'un Sarayı'nda. Buralarda dört eyvan uygulandığını görüyoruz. Fakat camide bunu uygulamak Selçukluların aklına geliyor ilk defa. Diğer eyvanlar da bunlar. Şunlar. Şuradaki de Terken Hatun Kubbesi. Şu da ona sonradan Timurlular döneminde şu aradaki bölgeye ekleniyor. Şuradaki Kuzey Eyvan, Kuzey Eyvan'la birleştiriliyor. Selçuklulardan kalan kısımlar şu siyahla belirtilmiş olan kısımlar. Şuralar. Buralar daha sonra Timurlu, Akkoyunlu, Safevili, o İlhanlılar, ilk başta İlhanlılar, bunlar eklenip böyle devasa bir yapı haline geliyor. İsfahan Cuma Camii. Burada şu gösterdim. Tacül Mülk Kubbesi, Terken Hatun Kubbesi. Bu Nizamül Mülk. Altın oranı derken kastettiğiniz hocam kullanılan malzeme değil o zaman değil mi? Bir mimari terim olarak mı? Altın şimdi oran, siz olun. Buyurun. Ha şöyle de şu mesela biraz önce anlattık Selçuklu Kubbesi nedir diye. Hafif sivri kubbe. Evet hocam görünüyor şu anda görüyoruz. Sekizgen kasnak üzerine oturmuş hafif sivri kubbe. Bu Selçuklu Kubbesidir. Hemen hemen bütün Selçuklu camilerinde kubbe bu şekildedir. Erdistan Cuma Camii, Zevvare Cuma Camii, Farsiyan hepsinde bu şekildedir. Evet ben bu arada hocam yorumları kapattım. Ekran daha net görünsün diye arkadaşların da haberi olsun. Buyurun hocam. Evet. Burada da mesela çok şey silik de olsa o kaburgalar belli oluyor. Nizamül Mülk Kubbesi'ndeki tuğla kaburgalar. Kubbeyi güçlendirmek adına. Aynı zamanda tabii estetik bir amacı da var. Süs unsuru olarak da kullanılıyor. Bu en eski tuğla kaburga. Mimarlık tarihi. Evet. Evet. Bu Terken Hatun'un kubbesi. Tamam hocam. Harika oldu. Bu camiden bağımsız bir şekilde yapılmış. İçerisinde mihrap yok. Büyük ihtimal camiye geldiğinde burada hususi dinleniyordu. İbadet etmek istiyorsa da burada ibadet ediyordu kendisi. Altın oran dediğimiz de şeyde şurada. Şimdi altın oranda yapı elemanları arasında belli bir oran kullanıyorsunuz. 1.6 sayısı. Bu sayıyı yapıdaki elemanlara uyarlıyorsunuz. Bu şekilde ilk bakışta gözünüzü yormuyor ve daha estetik geliyor. Bunun gerçek olup olmadığı hakkında tartışmalar var. Yani böyle bir sayı işte insanı gördüğü an hemen etkileyen bir sayının olmadığı ama
Keops piramitlerinde, sonra Taç Mahal'de, Yunanistan'daki Atina'daki şeyde tapınakta hepsinde bu oran tespit edilmiş. Şimdi şöyle, Evet hocam, buyurun. C'nin C bölü şunu A, B ve C şeklinde versek yapının yüksekliğini, C'nin B'ye bölümü A'nın C'ye bölümü eşittir A'nın B'ye bölümünün C'nin B'ye bölümüne. Çok biraz karmaşık oldu ama. Eyvah hocam, ben sözelciyim, yapmayın böyle oran orandı. Yani altın oran dediğimiz Yani aslında kullanılan oran bir teknik aslında ve dünyada aslında da örnekleri var. Taç Mahal'de olduğu şuradan işte gösterelim. söyleniyor. Evet. Şurada mesela boydan alalım. Şuradan kesmiş ya. Şuradan kesmiş. Bunu buradan kesseydi bu yapıda altın oran uygulanmayacaktı. Ha, anladım hocam. Bu şekilde. Tamam. Çok teşekkürler. O Aynı altın oran şekilde deyince çok. tabii terimsel bir kavram olduğu Evet. için uzmanlık Bunu isteyen bir anlatmak. kavram. Biz bir altın oran deyince bir durduk böyle, ne demek yani, böyle altın mı kullanılmış sanki diye düşündük. Teşekkür ederiz bilgi Ya verdiğiniz için. altın aslında çok basit de işte anlatması biraz buradan zor oluyor. Yine de görmüş olduk sayenizde. Evet. Yorumları açayım mı hocam? Var mı başka görsel? Şu da mesela Terkin Hatun kubbesinin dışarıdan görünümü. Bu Evet. bir Selçuklu kubbesi. Hafif sivri. Çok güzel. Tam böyle çok sivri bir yapı yok. Evet. Evet. Görselimiz bittiyse yorumları açıyorum. Açtım hocam. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan yorum kısmını ekleyebilirsiniz. Görseller olduğu için, fotoğraf gösterdiği için hocamız, kapattım ki daha net görünsün diye. Hocam anıtsal şöyle bir yorum da var aslında mimari deyince karşımıza çıkan. İşte Selçuklularda neden anıtsal cami mimarisi yok şeklinde sorular da geliyor aslında. Geldi de. Çok da merak da ediliyor. Yani bir öncelikle anıtsal cami ne demek? Yani biz anıtsal cami dediğimizde ya da anıtsal mimar dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Halk dilinde, kamuoyu olarak ve yok mu gerçekten yani Selçuklularda anıtsal cami mimarisi? Şimdi Anadolu Selçuklularında yok. Yani Onu ayıralım. Yani İranlı, Selçuklular evet. deyince genel konuşmayalım o zaman. Anadolu Selçuklularında yok. Evet hocam, buyurun. Şimdi Anıtsal Cami mimarisinden kastım benim. Selçuklulardan önce çok destekli, çok ayaklı dediğimiz Arap tipi ya da kufe tipi dediğimiz cami tipi var. Bu mihrap duvarı var bir tane. O mihrap duvarına paralel 2, 3, 4, 5 sahanlı avlu, açıkta bir avlusu olan, avlu etrafında şekillenen dikitler olan bir tip. Bu erken İslam mimarisinde ortaya çıkıyor. Ve dediğim gibi 400 yıl boyunca İran'da sadece bu tip uygulanmış. Mesela en eski örneği Tarihane Camii'dir. Damgan Tarihane Camii. 750 yılı civarlarında. Nain Cuma Camii vardır yine İran'da. Şiraz Ulu Camii 978 tarihli. Bu camilerde o klasik kufe tipi, Arap tipi dediğimiz çok destekli, gayet basit. Yani herhangi bir anıtsal üyesi olmayan, anıtsallıktan kastım mesela kubbe bir anıtsal üyedir. Mimariye anıtsallık katar. Eyvan mimariye bir anıtsallık katar. Araplar İran'a geldiğinde bu anıtsal üyelerin hiçbirini kullanmıyorlar. Selçuklular ilk defa bunu kullanıyor. Ve dediğim gibi daha önce sivil mimaride aklına gelmiş olan Karahanlıların, Gazilerin sivil mimaride uygulamayı akıl etmelerine rağmen cami mimarisinde uygulamadıkları ilk defa Selçuklularla birlikte uygulandığı bir mimari plan. Kubbeyi işin içine katıyor. Eyvanı işin içine katıyor. Halbuki aslında bunlar bir bütün olarak düşündüğünüzde birbiriyle uyuşması zor unsurlardır. Şimdi kufe tipi camiye düşündüğümüzde bir mihrap duvarı var ve ona paralel sahanlar var. Bu
namaz kılmak için aslında daha idealdir. Çünkü ön safta daha fazla insan bulunur. Daha fazla cemaat olur. Ki hadise göre de bu daha fazla sevap demektir. Şimdi Anıtsal Camii mimarisini Selçuklular başlattı diyoruz ama bu planın tabii dezavantajları da var. Mesela İsfahan Cuma Camii'nin yaklaşık 200 tane mihrabı var. Ya bugün şimdi biz İsfahan Cuma Camii'ni baştan sona konuşamayız. Sadece mihrabından bahsettik. 200 mihrap. Bunun sebebi de eyvanlar cemaatin bir aynı anda aynı yerde toplanmasını engel oluyor. Kesiyor. Bu gibi bir dezavantajı da var. Ama yine de Selçuklular bu eyvanı ve kubbeyi ustaca kullanıyorlar. Ve bu Selçuklulardan sonra Timurlular eliyle Türkistan coğrafyasına, Suriye'de Eyyubiler, oradan da Memlüklerle Mısır'a kadar yayılıyor. Yani birileri Orta Çağ'da Selçuklulardan sonra cami yapmak istediğinde anıtsal bir şekilde ne yapayım diye düşünmüyor. Direkt dört eyvanı uyguluyor. Dört eyvanlı camiyi uyguluyor. Bu yönde Yani kendisinden Selçuklular bu anlamda aslında bir bir örnek de model oluyorlar. oluşturuyorlar. Bir model Cami. oluşturuyorlar Evet. cami anlamında ve daha sonraki diğer coğrafyalarda bir şekilde yayılıyor bu model diyebiliriz anladığım kadarıyla. Peki Hatta hocam şimdi sen mesela buyurun. Selçukluların köş tipi dediğimiz sadece kubbeden oluşmuş, kubbe eyvan birleşiminden oluşmuş yapıları var. Kazvin Mescid-i Hayderiye gibi. Bu Kaçarlar döneminde dört eyvanlı hale getiriliyor. Yani Selçuklu'nun tek kubbeli yaptığı şey kendisinden asıldan sonra gelen bir hanedanlık tarafından uygun görülüp dört eyvana dönüştürülüyor. Bu derece etkili bir model. Dört eyvanlı kubbeli cami mimarisi. Selçuklular o zaman bu işin menbaı şeklinde diyebiliriz ve birçok Evet. topluluğu veya devleti de etkilemiş. Tabii Selçuklular deyince hocam az önce ayırdınız zaten. Anadolu Selçuklularını bir kenara koyalım dediniz. Yani genel olarak Ha evet. baktığımızda Anadolu Selçukluları ya da Türkiye Selçukluları diğer adıyla ve büyük diğer Selçuklular ya da büyük Selçukluların mimari ya da sanatsal yapılarına baktığınızda çok belirgin dikkat çeken farklılıklar var mı hocam? Yani şu şunda kesin nettir, bu bunda nettir ya da çok benzerlikler böyle bize kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Şimdi ilk başta farklılık malzemede belli oluyor. İran coğrafyasında birkaç istisna dışında Kümbet-i Ali vardır. 1056 tarihli Eberkuh'ta. O mesela taştan yapılmıştır. Enderdir. Yani başka taştan yapılmış bir türbe veya cami yok. Ya da yapıların temellerini kullanıyor taş. Ama Anadolu'ya geldiğinizde neredeyse bütün yapılar taş malzemeden yapılıyor. Coğrafyadan kaynaklı olarak. Şimdi fark olarak dedik ki Büyük Selçuklular Anıtsal Cami mimarisini başlattılar İslam mimarisinde. Buradan İran'da oturdu. Oradan Orta Asya'ya, Türkistan coğrafyasına hatta Mısır'a kadar yayıldı. Fakat Anadolu Selçuklularına baktığımızda camiler o kadar ihtişamlı ve anıtsal değil. Bunun sebebi olarak o günkü Anadolu'nun ekonomik durumu, sosyal durumunu bağlayabilir. Çünkü Anadolu fakir. Güvenlik açısından herhangi bir nizam yok. Ve Türkiye Selçuklularının her zaman hedefi 2. Kılıç Arslan'a kadar Suriye topraklarını, Irak topraklarını ele geçirip oradaki zenginlikten faydalanmak olmuştu. O yüzden Selçuklu sultanları ve eşraf genelde bir yapı yaptırmak istediğinde bu kervansaray ve medrese olmuştu. Bunlara daha çok önem vermişlerdir. Çünkü İran'daki o tüccar, o Çin'den başlayıp gelen tüccarı Anadolu'yu cazip bir hale getirip buraya dikkatini çekmek istiyor. O yüzden camiye yatırım yapmak yerine kendi iktidar imgesini bir cami yerine bir kervansarayda göstermeye daha münasip görüyor. Bu çünkü daha akıllıca oluyor. Ta Iğdır'dan Denizli'ye kadar bütün Türkiye'yi kervansaraylarla donatmıştır Anadolu Selçukluları. Ve bunların önemli bir kısmı da sultanlar ve vezirler tarafından yaptırılmıştır. Yani öncelik cami değildir Anadolu Selçuklularında. Kervansaraydır.
Çünkü Anadolu'nun zenginleşmesi gerekir. Irak ve Suriye'ye o kadar mücadele ettiği halde birkaç tane liderini, önderini, Anadolu Selçukluları orada şehit vermiştir. Belli bir süre sonra tabii bu politikadan vazgeçmiştir yavaş yavaş. Onun yerinde oradaki ticaret yoğunluğunun zenginliğini Anadolu'ya çekmeye çalışmıştır. Bu kervansaraylarda 3 gün, bazılarında 7 gün ücretsiz konaklayabilirsiniz. Eğer malınızın başına bir felaket gelirse devlet sigortası güvencesi altındadır. Devlet bunun masrafını öder. İçinde hamamı vardır, mescidi vardır, ayakkabıcısı vardır, nalbantı vardır. Yani o dönemin şartlarını düşündüğümüzde bir tüccar için gayet lüks bir konaklama yeridir. Tabi bunların hepsini de Anadolu'yu mamur etmek için yapmıştır Anadolu Selçukluları. Ve bunda da başarılı olmuşlardır. Ben Halil İnalcık'ın bir sözünü şöyle duymuştum. Anadolu iki devirde refah görmüştür. Biri Roma döneminde, biri de Anadolu Selçukluları döneminde. Baktığınızda zaten İç Anadolu'yu başkent yapan iki medeniyet var. Biri Hititler, biri de Anadolu Selçuklularıdır. Ve en nihayetinde de Türkiye Cumhuriyeti. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bağladınız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani devletlerin siyasi, sosyal veya iktisadi politikaları ya da durumları ya da coğrafya, bulundukları coğrafya onların mimari anlayışlarını da etkilemiş ister istemez. Dolayısıyla Anadolu Selçuklularını diğer Selçuklulardan ayırmamızın sebebi sanatsal anlamda, mimari anlamda aslında bu. Anadolu'nun fakir olması. Anadolu'ya ticari olarak Cazip bir şey yer değil. Yani şimdi cazip Suriye hale olarak getirmek dururken istiyorlar. yani zenginlik orada. Şimdi Büyük Selçuk'un Çağrı Bey dedik ya hani batıya bir göç oluyor. Ya şimdi Hindistan'a inmek varken aslında zoraki bir şekilde batıya geliyor Türkler. Zenginlik doğuda, Hindistan'da ama Gazneli tehdidi ne kadar dandana kanda mağlup etmiş olsa da oraya bulaşamadığı için batıya göç etmek zorunda kalmıştır. Batıya doğru genişlemek zorunda kalmıştır. Aynı şekilde Sultan Alparslan da hiçbir şekilde Roma ordusunu karşında almak gibi bir niyeti yok. Tamamen Diyojenes'in işte iç siyasetindeki başarısızlığı dış siyasetteki bir başarıyla örtme çabasına ötürü ortaya çıkmış bir savaş. Dediğim gibi zaten 1048'de Kirman'dan çıkıp geliyor bir tane tüccar. Oradaki Müslüman halkı acıyor. Gürcü'nün kralının boyundurluğu altında yaşıyor diye. O köyü satın alıp vakfediyor. 1048'de bu olurken yani 1071'de Anadolu'nun kapıları açıldı gibi bir şey. Daha erken yani Anadolu'nun kapısı penceresi yok gibi bir şey. Zaten Türkler 1020'den beri Anadolu'ya geliyor. Keşif amaçlı doğru hocam akınlar yapıyorlar. Hocam bu tabii soracaklarım bu kadar ama bir soru daha gelmiş. Çok vaktinizi de almak istemiyorum ama sormadan da edemeyeceğim. Haçlı seferlerinin Selçuklu mimarisine sizce zararları ne oldu? Yani bu konuda da bir bilgi verirseniz sevinirim. Tabii bu Haçlı Seferlerin etkisiyle Selçukluların Suriye politikası paralel aslında. Yani tabii Haçlı Seferleri sebebiyle bu mimari faaliyetleri duraksatmış olabilir. Ama bunun esas sebebi dediğim gibi Selçuklular ilk başta Anadolu'ya yerleşme gibi bir niyetleri yok gibi. Daha çok Suriye ve Irak'ı ele geçirme niyetindeler. Bu da mimari faaliyetlerin geç olması yani 12. 13. yüzyılda Selçukluların mimari faaliyetleri baş göstermeye başlıyor. Ondan öncesinde erken beylikler var. Daha çok onlar sürdürüyor. Tabii Haçlı Seferlerin Selçuklu sanatının ya da Selçuklu mimarisinin ortaya çıkmasında etkisi olmuş olabilir. Teşekkürler hocam. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmayıp kabul ettiğiniz için. Bir de katılamayan arkadaşlar için kaydetmek istiyorum yayını müsaade ederseniz. Daha sonra eminim izleyecek birçok arkadaş olacaktır. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Hocam kitap önerisi bulundunuz ya biz çok kitap okumayı seven bir grubuz aslında. Burada arkadaşlarımız da var. Genel olarak Selçuklu sanatıyla alakalı önereceğiniz bize bir kitap olur mu? Yani bir tane önerdiniz aslında ama
Başka var mı böyle temel seviyede? Ya da Şimdi sen genel olarak Türk İslam sanatı hakkında. böyle bizzat Selçuklu mimarisi ya da Selçuklu sanatı adında bir kitap yok. Hı Ama hı. mesela Robert Hillenbrand var. Bunun makaleleri vardır Selçuklu sanatı hakkında. Hı. En çok makale yazan isimlerden biridir. Onun İslam mimarisi ve İslam sanatı ve mimarlığı diye bir kitabı vardı. Literatür bunu çevirmiştir Türkçe'ye. Hı. Önceden çevrilmiş bir kitap. Belki zor bulunabilir. Bu bir kaynak olabilir. Ara Altun'un Ortaçağ Türk mimarisinin ana hatları için bir özet kitabı vardır. Oktay Aslanapa'nın Türk sanatı kitabı. Bunlar genel bir bilgi verir. Ama Hı. özel mesela Anadolu medreseleri, Metin Sezen'in Anadolu medreseleri vardır. Sonra Ömür Bakırer'in Anadolu mihraplarını merak ederseniz onun Anadolu mihrapları hakkında bir eseri vardır. Biraz Hı önce hı. bahsettiğim Ahmet Çaycı Hoca'nın burçlar hakkında, burç tarsivileri hakkında, Onu Anadolu not aldım tarsivileri hocam. hakkında Çok merak o ettiğim kitap kitaplardan faydalı biri olabilir. oldu. Orhan Cezmi Tuncer'in Anadolu kümbetleri, kümbet mezar Hı. mimarisi üzerine Hı o hı. yazmıştır. Onun eserleri bakılabilir. Onun dışında Rahmi Hüseyin Ünal taç kapılar hakkında yazmıştır. Osmanlılardan önce Anadolu'da taç kapı mimarisi diye. O eserden faydalanılabilir. En Teşekkür son aklıma ederiz gelen hocam. bunlar. Rica ederim. Yeteri bir yaklaşık 8 tane falan kaynak söylediniz bize. Herhalde bunları okursak epey bilgilenmiş oluruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Katılan Ben arkadaşlara teşekkür da ederim. çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok selamlar buradan. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Rica Hoşçakalın. ederim. İyi akşamlar. Güle güle.